Herkese merhabalar, Safi Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bugün ev yapımı yufka ile yapabileceğiniz harika bir beyti kebap tarifim var. Oldukça pratik ve çok lezzetli bir tarif. Hemen yapımına geçelim. 500 gram kıymamız var. Bir tane rendelenmiş kuru soğanı kıymanın içine ilave ediyorum. 1,5 çay kaşığı tuz, karabiber, toz kırmızı biber ve bir miktar da kimyon kullandım. Bunları güzelce köfteyi yaparmış gibi yoğurup bir kenara alıyoruz. Şimdi sosunu hazırlayalım. İçine süreceğimiz yağ hazırlayalım. Yarımşar su bardağı sıvı yağ ve suyu karıştırıyorum. Dilerseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Ardından ilk yufkamı açıyorum masaya. Bu şekilde yufkacı yufkası kullanırsanız incecik daha güzel sonuç elde etmiş olursunuz. Yufkanın üzerine kuru yer kalmayana kadar bu hazırlamış olduğum sıvı yağ ve su karışımıyla ıslatalım fırçayla. Şöyle güzelce sürelim her tarafından. Ardından yufkanın şöyle bir tarafını katlayalım. Sonra iki kenarından birazcık katlayıp bir köşesini şöyle köşeli hale getirelim bir tarafını. Bu sayede düz bir şekilde sarabileceğiz. Ardından hazırlamış olduğum kıymanın, köftenin yarısını tam şöyle kenarına dümdüz bir şekilde koyalım. Bu şekilde koyduktan sonra düzeltebilirsiniz. Önce bir koyun, sonra köfte şöyle rulo köfte şeklini verip yufkayı öyle sararsanız daha muntazam bir görünüm elde etmiş olursunuz. Bakın bu şekilde dümdüz hale getirdim. Şimdi yufkayı şöyle sıkıca saracağım. Köfte içinde bir miktar küçülecektir çünkü piştikçe küçülüyor biliyorsunuz. Bunu da göz önünde bulundurursanız açılmasın. Bir de sararken şu kenarları da şöyle orantılı bir şekilde sararsanız daha güzel bir görüntü elde edersiniz. İki yufka yeterli geliyor bu tarif için. Dilerseniz köfte miktarını birazcık daha az kullanıp 3 yufka ile de yapabilirsiniz. Bu şekilde gayet doyurucu ve çok lezzetli oldu ama tavsiye ederim bu şekilde denemenizi. 2 eşit parçaya bölüp şimdi bu şekilde şöyle birer parmak kalınlığında şöyle 1,5 parmak kadar olabilir boyutu. Dilimliyorum. Diğer yufkayı da aynı işlemi uygulayıp ben bunları şöyle bir cam bir tepsiye dizdim. Önceden şöyle bir fırına giren tencereye koymuştum ama o tencerede sonra başka bir iş yapacağım aklıma geldiği için böyle bir cam tepsinin içine koydum. Altını tereyağla yağlıyorum, erimiş tereyağla. Daha sonra beyti kebaplarımı buna taşıyorum. Fırınımı 200 derece önceden alt üst ayarda ısıtmaya başladım. Isınmış fırına göndermemiz çok önemli. Bütün fırın yemekleri için bu çok mühim. Kısa sürede sonuç elde etmek istiyorsak daima ısınmış fırına göndermemiz gerekiyor. Bu şekilde diziyorum. Kalan tereyağını köftelerim ve yufkalarım fazla kurumasınlar fırında diye üzerlerine sürüyorum. Şöyle kenarlarını da sürebilirsiniz. Yufkanın oldukça güzel çıtır çıtır bir lezzet katıyor tereyağı. Şimdi bunu 200 dereceli fırına göndereceğim. Yaklaşık 45 dakika sonra pişmiş olacak ama yine de kontrol etmeyi unutmayın ara sıra. Fırından fırına pişirme süresi değişiklik gösterebilir. Sosunu hazırlayalım. 2 tane domatesi rendeledim. Şöyle ocakta suyunu çekene kadar pişirip 1 tatlı kaşığı biber salçası ekledim. Tuzunu, karabiberini ekliyorum ve kıvamını bağlaması için de 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum sosumuza. Bu sos gerçekten çok lezzetli oluyor. Birçok yemeğinizin yanında yapabilirsiniz. Özellikle etlerin, köftelerin yanında çok çok lezzetli oluyor. Benim yemeğim pişti. Bakın bu şekilde yaklaşık 45 dakika boyunca 200 derecede pişirdim. Şimdi servis yapalım. Sunum aşamasına geçelim. Sarımsaklı yoğurtla çok lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Sarımsaklı yoğurt hazırladım üzeri için. Ve yine yaptığım domates sostan ilave edip
Şimdi servis yapacağım. Tarifimi denerseniz yorum olarak belirtmeyi unutmazsanız çok çok sevinirim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomun son hali için şimdi sunum aşamasına geçeceğiz. Gerçekten çok pratik ve çok lezzetli bir tarif oldu. Benim kızım özellikle çok seviyor bunu. Ara sıra onun isteği olsun istiyorum. Sevdiği şeyi pişirmek için yapıyorum. Sizler de dener ve benimle paylaşırsanız mutlu olurum. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.